Alalım. Sen nasıl görüyorsun ekonomik gidişatı? Görüşüyoruz da. Memnun musun? Vallahi hiç memnun değilim abi şu an. Sen neden memnun değilsin? Abim geçinemiyorum. Sıkıntı var abim mesela. Peki sebebi ne? Şimdi abiye de sordum. Bu tartışılıyor. Ekonomik krizin sebebi ne? Geçen sene mesela ben buradaydım. Geçen sene aldığım 100 lira 200 lira alıyorum. Yurt dışında mı yaşıyorsun? Yok, yurt dışında yaşamıyorum. Burada yaşıyorum. Geçen sene burada aldığım 100 lira şu an 200 lira alıyorum. Geçinemiyoruz. Şöyle bir söylenti var zaten, siz de biliyorsunuz. Bir ülkede asgari ücret yükseliyorsa o ülke batmış demektir. Millet geziyor, şey yapıyor ama adam ne yapacağını bilmiyor. Memnun olanlar da var. Halinden şimdi denk geliyoruz. Az önce de bir abi vardı, görmedin sen. Memnun olan şu şekilde abi, bu gelir ya yurt dışından geliyor ya başka bir yerden geliyordur. Parası olan var yani, adam dededen babadan zengin. Sen bu ülkede şimdi kalkıp bir şey zengin olamazsın ben durumda. Ben gibi geçinemezsin. Yani. Hayır, ona katılmıyorum şahsen. Çünkü ben şahsen eczanede çalışıyorum, kalfayım. Asgari ücretle çalışıyorum. Ben halimden memnunum, Allah'a hamdolsun. Çok şükür biz de ama neye göre mesela böyle bir şey var. Asgari ücretle ben kendime harcadığım parayı kısıtlıyorum. Eğitime harcıyorum paramı. Az bir dakika. Olacak. Az bir dakika. Evliyim. Evet. Az bir dakika. Tamam da sen bir de ben bir şey söyleyeyim ya. Az bir dakika. Bir dakika. İşte şöyle bir şey var. Bir dakika. Sen asgari ücretle kendi evin var mı? Hayır, kirada oturuyorum. Kirada oturuyorum. Zaten kira burada kaç lira? 18. 10 lira kiraya verdim. Evet. Kaldı bir 7 bin. 7 bin lira. 7 bin lira ne yapacaksın ya? Mesele şu. Ben sana sen söyleyeyim abi. Kendin çalışmıyorsun, ayda 35, zaten evde 2 kişi çalışıyor. Ayda 35 milyar alıyorum. 8 lira da kira veriyorum. Hala geçinemiyor. 17 bin lira. Nasıl geçinemiyorsun? O geçinmek. Bak, geçinmek istiyorsan. Sen de muhtemelen geçinmiyorsun. Karnını doyuruyorsun sadece. Yani hamdolsun. Ama şöyle bir şey var. Kendini geliştirmezsen. Kendini geliştirmezsen bir şey olmaz. Sen az bir dakika. Az bir dakika. Sen konuşarak bir hakkını yiyemezsin. Anladın mı? Sen şu anda 17 bin lirayla geçiniyorsan. Askeri daha 17 bin lira olmadı. Doğru mu? Evet. Yılbaşı başından sonra 17 bin lira. Evet. Bu da brüt değil ha. Askeri ücret kaç lira? 17 bin lira. 17 brüt o. Lira. Kaç lira gösteriliyor? Biliyor musun? 17 bin. Abi net 17 bin lira net değil. Olanı, net olan net, 17 bin lira. O brüt o. Hayır. Net senin cebine girecek olan 17 bin. Bak şimdi bak. Bir askeri var, bir askeri ücretin altı düşük var, anladın mı? Abi senin cebine girecek olan para 17 bin lira. Mümkün değil o. O mümkün yalan abi. O. Askeri ücretin altı düşük var. Böyle 17 bin lira brüt o. Onun bak. Altını kim alıyor? He? Onun asgari ücretin altını kim alıyor? Asgari ücretle kim çalışıyor? Ama senin çalışma sebebin biliyor musun ne? Asgari ücretle çalışma sebebin. Ne? Ben işe daha yeni başladım. Ben işte eğer kendimi geliştirirsem bu 17 bin lira azsa aynen ben mesela Rusça İngilizce öğreniyorum. Şimdi bak. Ve biliyorum da müeyyen bir kısmını. Abi dinle beni ya. Ne işime mi yarıyor? Ha. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben orada primle çalışıyorum. Rus ve İngiliz müşterileri kendim yola salıyorum. Ve sattığım para. Şimdi ya burası turistik bir şehir. Bir dakika ya. Antalya'dır. Her yerinde turizm var. Eczanede çalışsan orada çalış, her yerde turizm var. Adamlar tatile geliyor değil mi? Tatile geliyor. Ben de şahsen tatmin yapıyorum. Ben hiçbir şey anlamadım. Sen şimdi ekonominin iyi olduğunu mu savunuyorsun? Ekonomi iyi değil. Tamam, ama şöyle bir şey var. Sen kendini geliştirmezsen, ülkeni geliştirmezsen zaten bir şey yapamazsın. Ağla, bütün gün ağla. Geçen sene de burada ağlıyorduk. Şimdi de burada ağlıyoruz. Önümüzdeki sene de ağlayacağız. Kendimizi geliştir. Ekonomi neden? Kendini geliştir diyorum. Ekonomi neden iyi değil? Sebebi ne? Ekonomi biliyorsun niye iyi değil. Çünkü Almanlar Mercedes ne zaman çıkarttılar? 1890'lı yıllarda. Evet. Almanlar Volkswagen'i ne zaman çıkarttılar? Volkswagen halk arabası. Volkswagen Vosvos diyoruz biz ona. O minik arabaları. Hitler 1939'da çıkarttı. Diyeceksin şimdi biz o zaman ne yapıyorduk? Almanlar 1890'lı yıllarda Mercedes çıkardı. 50 yıl sonra halkına araba çıkardı. Çünkü o zaman kendisinin halkının da bir kısmı arabaya parası yetiyordu. Ama Vosvos ondan 50 sene sonra çıktı. Biz de daha şimdi yapıyoruz. Bu yani gelişimleri, bu adımları daha şimdi atıyoruz. Gelişimleri yapamadık. Biz neden yapamadık biliyor musun? Matbaa bile geldiğinde bu ülkede haram denildi. Televizyon bile geldiğinde şeytan icadı. Arabaya da aynı şekilde. Bu ülkeye önce yoktu. Bu ülkeye bir tane araba vardı. Bu ülkeye bir tane araba getirildi. Arabayı İstanbul Boğazı'ndan aşağı attılar. Şeytan icadı diye. Bu ülkede öyle bir zihniyet vardı zamanında. O 200 sene önce vardı. Şu an öyle bir arabadan bahsediyorum. Arabadan bahsediyorum. Tamam evet, arabadan bahsediyorum araba ama İstanbul Boğazı'na attılar. Osmanlı 1890'lı yıllarda ne yapıyordu? Anca savaştaydı. Dünyayla savaşıyordu. Doğru. 30 sene en az dünyayla savaştı Osmanlı. Ondan sonra son 100 senede kimle savaştık biz? Kıbrıs'tan başka bir harbimiz oldu mu? 2020'de Karabağ Savaşı'na girdik. Bitti.
Çünkü ekonominin normal olmasını istiyorsan Almanya'da ekonomi süper. İspanya'da, İtalya'da. Cennet değil. Cennet değil. Türkiye cennet değil. Türkiye turistlere cennet. Türkiye turistlere cennet. Tek başına 17 bin lira alıyor. Bir de kardeşi çalışsın. Bir de babası kazansın. Sen ne istiyorsun ya? 17 bin lira maaş alıyor. Ev dediğin toplamak. Vallahi ya tabii ya. Ayrı evde yaşamaz. Ya kardeşim senin ülkende 11 il yok oldu. Sen ne diyorsun? Öyle ekonomi ayakta duracak duracak. Allah'tan gelmeden önce iyi miydi? Tabii 17 bin lira maaş alıyor zaten. Hayır, depremden önce de iyi değildi. Ya, o zaman biraz ama işte bak, şöyle bir şey var. Biz şimdi TOG'u çıkarırız. Ertesi gün kendi gemi firmamızı çıkarırız. Ertesi gün değerli bir fabrikamız olur. Ne telefonu icat ediyoruz, ne bir şey yok. Yani ortada bir şey yok. Sen nereden bu parayı kazandın? Türkiye'nin petrolü var mı? Yok. Şimdi şöyle, gazı var mı? Yok. Almanya'dan örnek verdin ya az önce. Şimdi Almanya teknoloji ve sanayi ülkesi olmadan önce aslında bir her şeyden önce bir sanayi tarım ülkesidir Almanya. Bizde olan tarım da sürekli geriye gidiyor. Yani bizde var olanlar da sürekli geriye gidiyor. Benim söylediğim şu. Türkiye'yi bu 100 senedir Avrupa'nın arka bahçesi olarak kullandılar. Türkiye tarım arazisinden başka bir şey değildi. Daha şimdi TOG çıktı. Daha şimdi gemiler yapıyoruz. Şimdi savunma sanayi. Amerika neyle geçiniyor? Bir aldığı o çaldığı Irak'tan, Afganistan'dan çaldığı altın, petrol, Suriye'den çaldığı petrol, gaz onlarla çalışıyor. Bir de neyle çalışıyor? Silah, ağır sanayiyle. Türkiye'nin daha düne kadar tüfeği bile yoktu. Benim dediğim o. Yani bu adam ne yapsın? 20 senedir gelmiş ve bir şeyleri düzeltmeye çalışıyor. Biz ona tam güneş baltıkla sıvanmaz diye bir deyim var. Hani hiçbir şey yapmadı diyorsun ya. Uçak fabrikaları da vardı. Neredeydi? Neredeydi? O uçak fabrikasını Erdoğan mı kapattırdı? Öyle mi abi? 20 yıl önce. Erdoğan'dan önce kim kapattırdı? Hiçbir şey yapmadık diyorsun ya. Ondan diyorum. İnönü kapattırdı. İnönü kapattırdı. Devrim arabasını da onlar engellediler. Ama şimdi bir şey yapmak istersen seni engelleyen var mı? Şimdi sokakta konuşuyorsun. Hayır, neyini engelliyorlar? Neyini engelliyorlar? Ne yapmak istediğini engellediler? Bak abi, şimdi sen geçinebiliyor musun bilemem ama bak ben kendim Kürdüm, ben geçinebiliyorum abi, tamam mı? Bak benim evim de var, arabamız da var. Maddi sıkıntımız yok ama şu adam geçinemiyor. Niye geçinemiyor biliyor musun? Dinle, bekle. 17 bin lira maaş alıyor, 10 bin lira zaten şeye veriyor. Kiraya veriyor, tamam. 2 bin de adam sigarası olsa bu adam geçinemiyor. Sen bana gelin Almanya'dan bahsediyorsun abi. Bana ne Almanya'dan? Ben bu işte Türkiye'ye bahsedeceksin sen bana. Benim dediğim şu. Sen bana diyor ki abi bekle, bekle. Sen şimdi yorum yapmak için yorum yapıyorsun. Yok, benim dediğim şu. Bu ülkede bir şey olmasını istiyorsan bir tamam. Temel olmalı. Bu ülke düne kadar sıfır temelle çalışmış bir ülke. Sen burada neyden bahsediyorsun? Neyin ekonomisinden bahsediyorsun? Abi sen geçinebiliyor musun? Yok, sen geçinebiliyor musun? Sen geç dayı, sen geçinebiliyor musun? Sen geç dayı, işte. Sen geç dayı. Tamam, bekle dayı, bir dakika. 17 bin alıyorsun, kardeşi de 17 bin. Babası da 17 bin. Bir dakika, bekle. Bekle. Şimdi dayı bak, bunca bu kadar insanlar geçinemiyorken tamam mı? Sen bana niye Almanya'dan bahsediyorsun? Ben sana diyorum bu devletin Erdoğan'da bak hiçbir şey yok. Erdoğan kim olur? Kim peki? Ben sana biliyorum. Abi buraya CHP gelecek. CHP gelecek. Ya, evet, CHP'nin kendi milletvekilleri bile dedi ki iyi ki biz kazanmadık. Tamam da sana altı eyalete bölecek. Bak, sana şöyle söyleyeyim. 1920'den 2000'e kadar. 1920'den 2000'e kadar Türkiye'yi kim idare etti? Tamam, CHP. CHP idare etti. Şey dur bir saniye. Bir saniye. 1920'den 2000'e kadar bir şey yapamamış bir parti. Şimdi ne yapacak? Tek başına iktidara gelemedi. Öyle diyorsun da tek başına iktidara gelemedi yani. Şimdi ne yap? 80 senede bir adım atmayan insan. Ekonomi konuşuyoruz ya. Şimdi biz burada ekonomi konuşuyoruz. Sen abi dur. Abi tartışmasınlar. Ya sen niye müdahale ediyorsun? Sen necisin abi? İki kişi konuşuyorken üçüncüye ne düşüyor? Halk mısın? Ben de halkım abi. Tamam abi. Ne yapalım ekonomi kötü? Tartışmasınlar abi. Ben de bir şey soruyorum ya. Sen ne karışıyorsun orada? Kavga etmesin diye arıyoruz. Yani baba. Yok kavga etmez medeni insan. Abi çok biliyorsun. Al eline mikrofonu sen kendin yap. Röportajın tamam mı? Git şurada aşağıda sen de yap ya. Abi birader sandıkta veriyoruz. Sen istediğin kadar özel açmanız abi işte. Kim aç? Elhamdülillah her şeyimiz var. Hepiniz abi. Sen aç mısın? Yok ben tokum. Sen tokum. Ben CHP'liyim ama. Ben CHP'liyim. Ben CHP'liyim. Ben CHP'liyim. Al sen bir dur ya abi. Dayı sen. Ben CHP'liyim. Tokum siz Erdoğan'sınız. Açsınız abi. Ekonomi mi? İki makarna veriyoruz. Ekonomi mi abi? Ekonomi kötü abi. Bir dakika abi. Vatan hayli etmezsin. Abi niye kötü? Çağın en büyük depremi burada oldu. Adam orada 11 tane şehir yapıyor. Senin haberin var mı? Diyarbakır'dan başlamış Malatya, abi Doğu'da canım, bizim, Batı'da bizim. Teslim ediyor. Ekonomi. Abi baş tacı yapılacak abi. Bak ben size bir şey diyeyim. Ne mezunusunuz abi? Yapılıyor. Sen önemli değil abi. Tamam hepsi yapılıyor.
Nereden çıkacak bu vergiden çıkacak, zamdan abi, çıkacak, abi, kamu kısıtlamaları. Faiz nereden yükseltiliyor abi? Orada savaşıyor PKK ile onunla bununla YPG ile adam abi, savaşıyor. Nereden yıllardır vardı gene var. Faiz neden yükseliyor? Neden kötü abi? Bravo. Bravo vallahi. Ne demek abi? Eğer sen güneyini var ya bak. Bu ne abi? Herkes birbirine laf atıyor ya. Bak. Bak kardeşim ne işimiz var? Adam PYD'yi oraya dikti. Esat onu vuruyor. Abi tartışmayın. Gözünü seveyim. Tartışmayın. Buyur abi başka var. Abi bakın size şunu soruyorum. Biraz yaklaşır mısın abi? Konuşacaksan biraz yaklaşır mısın? Abi bak şimdi seçimden önce Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç deyip biliyorsunuz tamam abi, faizleri indiriyordu. Açız bütün halk kabul ediyoruz ben abi. Bir şey soruyorum daha biz sormadım. Şey abi sormadım. Ha, buyur, faizleri tamam sonra abi, şimdi geri yükseltiyoruz. Faiz haramdı ama yükseltiyoruz. Dolar da bir yüzden yükseldi tamam biliyoruz. Abi, kabul abi o da kabul. Her şey kabul ama kardeşim bak ekonomi bozuk kabul ediyoruz. Ama ne yapacağız ekonomimiz bozuk diye düzenimizi değiştireceğiz. Bak Tayyipçi değilim. Amerika anladın mı Tayyip'e düşman. Dış güçler. Nasılsa Tayyip'e düşman. İngiltere Tayyip'e düşman. FETÖ Tayyip'e düşman. Alayı Yunanistan'ı Suriye'si hepsi Tayyip'e. Hoca efendi diyorduk abi onlara biz. Diyecektik abi neden? Bu bir dakika abi. Bu taktiği Selahattin pardon Erbakan verdi bu taktiği Tayyip'e. Daha ufaktı. Hocam dedi. Nasıl yapacağız bunu? Tayyip'im dedi. Kimi gördüysen önce onun dedi gömleğine gireceksin dedi. Onunla beraber yürüyeceksin. Putin bile dedi bu adam dünya lideri dedi. Sen çok film izliyorsun abi. Kendini düşünen, milletini düşünen delikanlı dedi bu. Ekonomi bozuk abi. Bırakın bize dımdımı. Bak bir dakika abi, bir dakika abi. CHP, İzmir çocuğum ben bak. Öz CHP'liyim. Tıraş yapma bana. İzmir'im ben. Doğum yerim İzmir, öz CHP'liyim ben. Tamam mı? Sesini bir kısma. Ama ya niye bağırıyorsun sen? Sen niye özür bağırıyorsun? Dilerim. Galyana geldi. Alkış. İlk defa da konuşuyorum abi. Yanlış anlamayın. Eyvallah. Buyur. Özür diliyorum saygısızlık. Soramazsın zaten abi. Cevap bizde. Biz halkız abi. Bak. Vatan ve eğer vatansa birader anlıyorum. Mevzu gerisi hava. Sancısız doğum olmaz. Bu ad ben Erdoğancı değilim bak. Öz CHP İzmir. Göstereyim abi. Doğum Erdoğancısın abi. Karşı yakalı. Hayır. Ben çalışandan yanayım. Adam ne dedi anlıyor musun? Kim oy verdin? Sen ne yapalım? Kime? Asker ücret. Allah'a verdim. Yavaş ya abi. Gözümü çıkaracağım. Yavaş ya. Yavaş sen abi, kimsin ki Allah'a oy veriyorsun? Kime? Allah sen mi seçiyorsun? Abi biz gerekeni verdik. Kime verdin abi? Hiç söylemiyorum. Bu benim özelim abicim. Gerekeni verdik. Gereken de yapılacak. Bunu kimse unutmasın. Bravo. Bu bravo. Türkiye bölünmez. Bu mücadele bin yıllar. Vatan millet Sakarya. Teşekkür ederim. Tabii abi. Aynen de öyle. Sağ olun. Ekonomi şu an Ecevit Atılan yazar Gasa'yla şu anki durum aynı konu. Yani bundan 10 sene 15 sene önce bu hükümet güzel işledi. 6-0'a attı. Milletin ekonomisi düzelmişti. Ama sonradan su koydular. Şu an iyi değil. Etin kilosu olmuş bilmem kaç para. Tavuğun kilosu olmuş bilmem kaç para. Milletin asgari ücretteki zammı kur bazında artırılmadı. Milletin maaşı kur bazında artırılmadı. Dolar artıyor. Şimdi o zenginler, o işverenler hepsinin doları var, altını var. Şimdi o adamlar zarar mı ediyor? İşçinin, emekçinin, memurun hakkını versinler abi. Böyle olmaz. Bu bir yere kadar gider yani. Ekonominin bu duruma gelmesinin sebebi ne abi? Tam olarak ne oldu da böyle olduk biz. Ne oldu da böyle oldu? İpin ucunu koyverdiler abi. Daha önce sıkıydı, iyiydi. Şimdi şu an önceki durumla aynı. Yeni bir seçim yaptık biz. Üzerinden çok fazla zaman geçmedi. %52 devam dedi bu düzene. Yani ekonomi... %52 yine kurtarmaz ki. Kiralar olmuş 10 bin lira. Adam 17 bin lira çıkardı. Daha o eline geçmedi. %52 oy verdi. AK Parti %52 ile kazandı bu seçimi. Demek ki %52 memnun mu abi ya ülkenin çoğu? Millete refahı memnun değil. Bak millete refahı daha çok sunarsa kazanmaya devam eder. Ama refah böyle şu durumda giderse sıkıntı abi. Siz oy vermiş miydiniz bu son seçimde? Vermiştim abi. Vermiştim. Pişmansınız. Pişmanım tabii canım. Düzelmiyor. Düzelmesi lazım. Şimdi de durum çok iyi değildi. Neden oy vermiştiniz? Yani hangi beklentilerle? Vatan millet Sakarya diye verdim ben. Dinliyorum ben. Ekonomiyi göz önünde bulundurmadım o zaman. Diğer partilere güvenmediniz. Yani güvenmedim abi. Birisi çuvaldızla geliyor, birisi mızrakla gelecek. O yüzden razıyım abi. O amca da öyle gitti o. Demek ki giden... O önümüne savunuyor. Ekonomi kötü değil. İyiye iyi diyeceksin, kötüye kötü diyeceksin. Artısını da söyleyeceksin, eksisini de söyleyeceksin. Doğru mudur? İzleyenler ister istemez soracak. Yani niye vermiş bir sor diyecekler de. Vatan hani onu... millet Sakarya diye verdim ama ben. Şöyle, şunu anlamaya çalışıyorum. Diğer hükümetler gelseydi, diğer partiler iktidara gelseydi bana vatan elden gider miydi? Güvenilirlik sağlamadılar, o yüzden vermedim. Ha bu güvenilir mi? Onlardan bir tık iyi. Ama şu an durum iyi değil. Şu an durum iyi değil. Bugün seçim olsaydı, aynı seçim bugün gerçekleşiyor olsaydı... Kişilerin değişmesi lazım. Hepsinin. Muhalefet dahil. Aynı adaylar olsaydı. Aynı adaylar olmaz. Hükümetin değişmesi lazım. Muhalefetin değişmesi lazım. Hepsinin değişmesi lazım.
Teşekkür ederim. Rica ederim. Altın sıfırın atılması lazım, doların düşmesi lazım, altının düşmesi lazım. Bu ülke milletin gülmesi lazım yüzünü. Hepsi. Genel bazda. Ekonominin düzelmesini beklemek için ekonomi neden bu durumda? Önce onu net olarak anlamak gerekiyor belki de. Erdoğan'ın bir takım politikaları vardı. Nas politikası vardı biliyorsunuz seçimden önce. Faiz haram diyorduk. Faizleri düşüyorduk sonra birden faizleri arttırmaya başladı. Millet iyice kilitlendi. Yani faizin arttırılma iyi bir şey değil yani. Yani çarkı döndürmeyi bitiriyor. Sonumuz hayır olsun abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ekonomiye dair konuşuyoruz. Sen nasıl görüyorsun? Yeni bir yıla giriyoruz. Bir yıl bıraktık geride. Neler bekliyorsun ekonomik anlamda? Ben çok bir şey beklemiyordum ama nedeni belli ya. Her şey şu anda ortada gibi görünüyor. Bence artık çok da söyleyecek bir şey yok. Umutsuz gözüküyorsun. Biraz. Çıkacağız. Kaçmayı düşünüyoruz artık. Ama. Önce Bulgaristan'a kaçak olarak sonra Almanya. Gerçekten bugün bak kaç gençle konuşursam aynı şeyi söylüyor. Bütün gençler neredeyse böyle düşünüyor. Ne oldu da böyle oldu? Hani gençler bu ülkenin geleceği diyoruz. Maalesef. Ortada onun altın çocukları gidiyor artık. Kalmadı. Yöntemler, yetkililer seni izliyorsa buradan bir şey söyler miydi? Büyük ihtimalle söylemezdim. Abi ekonomi şu an için gerçekten çok sıkıntı yani. Şimdi asgari ücretin 17 oldu şimdi. Kiralar olmuş 15-16 minimum. Ya bu şekilde asgari ücretleri yaşama diyorlar yani. Ben asgari ücret değilim, esnafım ben de. Yani şu an ne desek boş. Esnafın da ödemesi zor bir taraftan zaten, ama zaten onu komple bitirirler esnafı. Yani küçük esnaf tamamen bitti. Yani bitmeye yakın. Orta kesim durumu biraz iyi olanlar yükseldi. Zaten gerisi dibe battı yani. Olmada bitti yani. Asgari ücretli insanlar yaşama hakkı yok şu anda. Diyecek de bir şey yok yani. Etraf belli. Şöyle artık ekonomik gidişatın pek iyi olmadığını birçok insan kabul ediyor aslında ama neden ekonomi bu durumda? Bu tartışma konusu. Dış güçler diyorlar. Esnaflar yapıyor bunu diyorlar. Siz esnaflar. Tabii. Üretimin olmadığı bir yerde abi bir ülke bir bölge batmaya, çökmeye, dibe inmeye mahkumdur yani. Sen ekonomiyi canlandırmazsan, benim babam çiftçi, yani üretimi sen canlandırmazsan ne kadar uğraşsan boşa yani. Şimdi babam mesela sattığı arpadan, nohuttan, buğdaydan herhangi bir mazotu veya aynı şekilde karşılayamıyor. Geçen sene aldığı mazotu bu sene belki dörtte birini alamıyor. Sattığı buğday desen, nohut desen zaten ona keza 4 kat artmadı. Böyle olacak ne olacak yani? Gider artıyor, gider 4 artıyorsa gelir 2 artıyor. Ya biz de esnafız, ben de tüpçüyüm ben de. Dokuma da burada. Aşağı yukarı her gün 50-60 tane eve girip çıkıyorum yani. Herkesle konuşuyorum. Onlar da sıkıntıda. Herkes sıkıntıda. Yani herkes şikayetçi. Bilmiyorum ben seçimde kimse memnun değil. Yani herkes memnunmuş demek ki. Yani yapacak bir şey yok. Ne diyeceğiz yani? Bir şey diyemiyoruz. İnsanlar dini ve milli duygularla hareket ediyor. Ben onu görüyorum. Sokakta da insanlarla konuşuyor. Onu çok iyi kullanıyorlar ya. Din deyip çok iyi kullanıyorlar ya. İleri götüremiyorlar bu şekilde. Yok işte şimdi diyorlardı işte 23'te Lozan bitecek falan filan diyorlardı. Ne oldu şimdi? Yani ne oldu? Hani 24 Temmuz'da ne oldu yani? 23'te. 23 Temmuz neyse 24 Temmuz'da oy aldı. Veya bugün yarın yine aynı şeyler olacak yani. Biz dediler yani işte yok Lozan bitecek, yok işte kaynaklarımızı kullanacağız vesaire. Ne oldu hani? Zaten bitmeyecek. Belli zaten de işte kahve ağzı kesim böyle söylüyordu. Yukarıdaki kişiler söylediği zaman inanabiliyor bir kısım. İnanan kısım da işte ne diyeyim şimdi fazla bir şeyler söylemek istemiyorum şimdi. Ne olur ne kalır yani şimdi ya esnafım. Kendimi de riske de atmak istemiyorum yani farklı şeyler konuşup. O yüzden ne diyeceksin şimdi gerçekten ekonomik olarak insanlar sıkıntıda. İntihar edenler var. Ya intihar edenler görüyorsunuz yani insanlar. Adam evine ekmek götüremiyor veya çocuğuna elbise alamıyor. Ne bileyim okuldaki giderleri karşılayamıyor. Geçen de yine gördük çıkmış adam biri AVM'ye. İntihar etmek istiyor yani. Demek ki bir sıkıntı var demek yani. Bu hani görmezden gelmemek şey gerekiyor bunları ya. Bir şey sorabilir miyim? Kardeşim. Dünyada en fazla intihar eden nerede? Türkiye'de. Hayır. Değildir. Nerede? Türkiye'de değil. Birincisi Japonya'da intihar ormanı var. Japonya'da insanlar ekonomik sıkıntıda mı? Ekonomik sıkıntıda mı? Yok. Adamlar bıkmış demek ki hayatından. Hollanda'da en fazla intihar var. Japonya'daki hayatı yaşayabiliyor musun? Japonya'daki hayatı yaşayabiliyorsun demiyorum. Sıkıntı şu. İntihar etmek isteyen insan her yerde intihar ediyor. Kim intihar etmek istiyor? Geçinebiliyor mu? Ekonomik gidişatı konuşuyorduk. Yani oradaki oradaki insanların intihar etme sebebi farklı, bizde farklı olabilir aslında. Bu bir kıyas olmaz. Bak, intihar diye bir mesele yok ama. Bir ülkede asgari ücret yükseliyorsa demek ki ülke batmış. Nasıl yani? Batmış. Enflasyon olduğu için asgari ücret zam yapılıyor. Tabii ki. Bu, yani, bu asgari ücreti 50 bin liradan yapsan, 100 bin liradan yapsan yani aynı değerde diğer ürünler de arttığı zaman sadece rakam bazında artıyor bir şeyler. Değişen bir şey yok ki. Ya sen asgari ücreti 11'de tutabiliyorsa asgari ücreti senin diğer ürünleri, kiraları tamam, en başta da ya artık yani şey derler, ne derler? Yiyecek içecek geçti insanlar barınma sıkıntısı yaşıyor. En önemli bizim insanların en önemli şeyi ihtiyacı barınmak. Ya adamlar yani görüyorsunuz yani evlerden çıkartanlar, kiracıların durumlarını. Yani böyle olduğu sürece ya tabii ya şimdi sen 17 yapsan ne olur, 27 yapsan ne olur? Değişen bir şey yok ki. Senin oradaki enflasyonu düşürebilmen gerekiyor. Şimdi diyorlar 23 dediler. 2024 dediler. Yani
2024'te gelecek. O da geçecek yani. Ömrümüz olursa, nasip olursa. Yani göreceğiz artık yani ömrümüz olursa. Ne diyelim?